Merhabalar, ben Evren Erol. Evren Uyanış Farkındalık Programı'na hoş geldiniz. Birbirinden farklı ve konuklarımla sizler olacağımı söylemiştim. Business Channel Türk ekranlarında keyifli seyirler. Şimdi konuğumu sizlere tanıtmak istiyorum. Nurten Tuncay, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Çok şükür, bin şükür sizler. Biz de harikayız. Nurten Tuncay'ı bir tanıyalım mı? Nurten Tuncay ne yapar? Bu alanların içerisine nasıl girdi, neler teşvik etti, hikayesi nedir? Bizimle paylaşır mısınız? Nurten Tuncay, yani bir süredir bu alanda artık zoraki sisteme dahil olmuş kişilerdenim. Zoraki derken Tabii acıta tabii çok acıta direndim. Görmedim, duymadım, bilmedim yaptım ama sistem eninde sonunda sizin yaşam amacınızı size getirip tamamen içine bırakıyor. Sizin de Kesinlikle. niyetiniz ve çabanız varsa. Şu an bütünsel enerji alan danışmanlığına işim dönmüş oldu. Çünkü Theta Healing, NLP, yaşam koçluğu, frekanslar, sesler, esmalar, renkler, feng shui, rüyalar, o ilmine tabiyim. Bunun yanı başında hani birçok bilinçaltı dili mucizeleri gibi gibi birçok alanda eğitimini almış ve artık öğretmeni olmuş durumundayım ve hala okumaktayım ve hala merakım dinmiş değil. Biyoenerjiden, çakralardan hiç durmak bilmeyen bir şeyim var. Yani merakım, isteğim, hani öbür kanalda ne var, onda ne var? Yani bitkilerden tutun. Evet, hakikaten okuyan bir kul oldum çok şükür. Bu okumamın karşılığı olarak sistem bana hep sundu bu işe girmem için. Ben de hep korktum ve kaçtım. Gücümüzden korkuyoruz aslında, değil mi? Yani güç hepimizde var tabii ki de. Kişi kendi gücünden korktuğu zaman duymazlıktan geliyor. Yani. Görmezlikten geliyor ama biraz acıtacı da olsa artık görmen gerekiyor Evet. diyor. Eninde sonunda Ve bu giriyorsun. eğitim alanları hani böyle ard ardına dizeledik ya. Gerçekten öyle bir alan ki aynı hisleri paylaşıyoruz bakın. Yani bir sürü teknikler, bilgiler almışız. Hatta Aynen. çocuklarım bana diyorlar ki nereye gidiyorsun? Eğitimim var. 2 gün bana ellemeyin şu saatte şu saat arası diyorum. Anne diyor öğreni öğreni öğrenemedim bir türlü diyor. Güzel. Yine mi eğitim? Ama hayır orada farklı bir bilgi var. Demek ki önüme çıktıysa oradan da almam gereken bir bilgi var demek ki. Görmem gereken bir cevap. Her ne hikmetse de aldığım her tekniğin bilgisi aslında bana çok önce verilmiş. Ve ben eğitimleri almaya gittiğim zaman işte bazıları semboller, bazıları işte teknikler ve bana onları Biliyordun. biliyormuşum ama nasıl uygulayacağımı bilmiyormuşum. Bu kadar. Mesela melek enerjileriyle başladığım için ben meditasyona girme halimde sürekli bir altın üçgen gelirdi bana. Kendimi o altın üçgenin içine alırdım. Sonrasında eğitimleri falan görünce üçgenler karşıma çıkmaya başladı. Korumalar falan üçgenin içerisinde almalar. Düşünün hiç eğitim almadan önce 8 yıl öncesinde meditasyon yapıyorsun. Ve altın Kendini üçgen. rahatlatmak için. Ve orada altın üçgenin içine alıyorsun. Yani bunu da bilmiyordum. Aslında bildiğimi bilmiyormuşum. Ve çok enteresan. Aldığım her teknik bana o kadar güzel şeyler öğretti ki pekiştirdi. Hissettiğim şeyleri zaten Yaradan'ın öncesinde göstermiş ama nasıl kullanacağımı bilmediğim şeyleri öğretti. Ve gerçekten bu yol o kadar farklı bir yol ki değil mi Nurten Hanım? Hala meraklıyız. Bir şeyler daha öğrenelim diyoruz. Mesela şu anda da ben hipnoza merak saldım. Hipnoz Aldım, eğitimi onu da alacağım. aldım. Geçmiş yaşamlarla ilgili gerçekten çok güzel bir şey. Bir de sigara kullanmıyorum ama. bırakmakla alakalı. Bazı bilinçaltı kodları çok ağır gelebiliyor. Hipnoz, sigara ve bağımlılık da alışkanlıklarda güzel bir teknik diye düşünüyorum. Şu anda o hissiyat geliyor hipnoz Bunu almam da gerektiği. şimdi siz de biz de artık bu yolun öğrenciliğinden öğretmenliğine doğru yol Evet. aldık. Yakında artık kendi modülümü ve kitabıma niyet ettim. Sizinle program öncesi de konuştuk. Şimdi biz bunu basite indirgeyelim. Siz zaten bunu indirgemişsiniz. Tebrik Çok ediyorum. basite indirgedim. 15 yaşında, 10 yaşındaki çocuk bile söylüyor. Şimdi korkutmayalım seyredenleri de. Ya bunlar bu kadar alana gitmiş, vakit ayırmış diyecekler.
işin özü koşulsuz bir sevgi var. Kesinlikle çok. Şunu çok bileceğiz. Doğru. Biz Yaradan'dan geldik. Bir parçayız ya. Bizim tüm sistemde dağılmış parçalarımız var. Bu parçalarla zıtlaşmayı bırakalım. Biz bir olmaya baktığımız anda kilitler açılacak. Yani şu an kargaşa durumuna girmiş olmamız, bu kadar tekniklerin, her gittiğim eğitimde diyorum ki bu bilgi bende vardı. Yani ben 2 gündür, 3 gündür buradayım ama ben bunu aşağı yukarı hani tam prosedürü bu değil de uyguladım ama bu bilgi bende vardı. Hepimizde bu bilgiler var. Yani evet, korkutmayalım. İşin özü koşulsuz sevgi, senlik benlikten çıkma, biz olma. Biz olduğumuz anda bütün bu kargaşalar kalkacak. Bu hayatımızdaki bu dehlizler, bu karışıklıklar gidecek ve sakinleşmeye başlayacağız. Bir teknik bile insan gelse, kendi için bir çaba sarf etse, inanın önü açılıyor. Sorunların ufak ufak hayatından çekip gittiğini görüyor. Bir de ben şundan taraftarım Nurten Hanımcığım. Evet, çok harika bilgiler var. Çok harika teknikler var. Muazzam öğretmenlerimiz var. Evet. Hepsinden Allah razı olsun. Çok güzel şeyler öğrettiler. Bizde olan şeyleri nasıl kullanabileceğimizi açığa çıkartıp pekiştirdiler bize. Harika. Benim şu anda yapmak istediğim bu program da dahil. Ne kadar güzel. Aynı dili konuşuyoruz. Biliyoruz dersleri. Evet, evet. Yani geçtiğimiz yolları. Geçtiğimiz yolları. Ben de aynısını almışım. Biliyoruz. Frekanslarımız aynı. Ama bir şey var. Aslında bu kadar karmaşık şeylere gerek kalmadan bir şey. 8-10 yaşındaki bir çocuk bile bir şeyi başarmak için ne yapabileceğini bilse, binlerce lira eğitim parası olmayan bir bayan gelse, çok basit şeyler öğrense, evindeki huzurunu değiştirse, eşiyle problemlerini giderse, çocuğuna mesela bir şeyleri yaptırabilmek istiyor, söz dinlemiyor veyahut da ki daha çalışkan olsun istiyor. Onu nasıl yapabilir, onu öğrense, aslında sihirli sopanın kendi elinde olduğunu bilse, ne kadar güzel olurdu değil mi? Ve oldu da. Ve oldu da. Ve oldu tüm da. Tüm bunun olması için kimseyi düzeltmeye kalkmayacağımızı gün geliyor, sistem öğretiyor. Yıllarca evet, etrafımı düzeltmeye kalkan bir insanım. Evet. Meğerse düzelmesi gereken kişi biziz. Benmişim. Biz değişince dünya değişiyor. Ben değişince tüm sistem ve tüm aynalarım değişti. Çünkü aynalara artık iten gözle değil, çeken. Sende olmayan bir şey yansıtmıyor. Birini yargılıyorsun, aslında o sendekini yansıtıyor. Oturup kendini bir düşünüp, benim böyle bir huyum var mı? Evet. Onu kınıyorum, yargılıyorum da ben ne yapıyorum? Asıl orada kınadığı şey, onun kendi içindeki kendini yargıladığı, evet, şey. Bizde birlik var zaten, ayrı değiliz. Benim demek istediğim şu. Basite indirgemek o kadar kolaylık getirecek ki insanlara. Ben mesela şu anda şimdiden bile merak ettim modülünüzü. Ben evrene uyanış bir farkındalık eğitimi veriyorum. Benim anlatmak istediğim şey, enerjiye inanmayanlar ya da dinle enerjiyi farklı bir şey zannedenler, orada bir algı sorunu var. Ama biraz öğrenmeye başlayınca, aa evet haklısın diyorlar. O kadar basit olmalı ki, işe yarayan şeyler aslında basit olanlar, biliyor musunuz? Seni seviyorum demek gibi mesela. Dağları deliyor bu cümle, biliyorsunuz. Bitti. Değil mi? Şimdi basite indirgeyelim. Daha bilmediğimiz hafif bir şeyi bir anda biliyor olduğumuzda bu programda görelim şimdi. El açalım, bir dua edelim. Bunun manası nedir? Allah'ım ver. Ver. Neden elimiz başka bir yer değil? Elimizi de açmayabiliriz. Bakın elimizde insanoğlunun bütün doğduğu andaki ilmi, gideceği yol ve şu an almış olduğu yol. Elini açıyorsun. Diyorsun ki ya Rabbi, bak görüyorsun, acizim. Bak hastalığım burada, çaresizliğim burada, derdim burada. Bak şifa ilmim burada. Bak yani yeteneklerim burada. Ya Rabbi ver. Neye ver? Şu elimin, görüyorsun halini. Yani bu kulunu biliyorsun, buradan ver. Şimdi bunu bilince, bu eli bir daha açarken biraz önceki kadar hani ver diye açar mısın? Tabii ki. Bir anda bildik.
Ve nasıl açıyoruz? Yani şuradaki biliyorsun Rabbim, beni biliyorsun, ben Allah'ım. Yani benim neye ihtiyacım varsa onu ver. Yahut bendeki neyse sıkıntı onu kaldır. Şimdi bir anda biliyor olduk ve bizim farkındalığımız arttı. Siz bilinçaltını biliyorsunuz. Bir tane sözü kullanırken cımbızla çekip kullanırsınız. Diyemezsiniz ki. İptal kelimesini hemen arkasından yapıştırmamız gerekiyor. Ay ne kadar berbat. Ya yapıştırsak da artık söz geçiyor. Diyor ki sizin ağzınızdan çıkanı sağınız ya da solunuz yazmaması mümkün değil. Yazdı. Tamam, estağfurullah dersin, iptal dersin. Fakat bu artık bir beden giydi. Sen bunu bıraktın. Bu gitmedi, kaldı. Şu an biz gözümüz görmüyor ama burada asılı bir yerde. Sana döndü diyor, gelecek. Ya bugün ya yarın. Senin oluşumuna göre. Bilinçaltı bu kadar sözleri ve düşünceleri ve buradan geçeni kendine hedef seçiyor. Olmuş olmamış hiç fark etmiyor. Ben sürekli çocuğumun hasta olmasından korkuyorum. Ve sürekli çocuğum hasta. İşte ben de bunu anlatmak istiyorum. Korkuyorum. İnsanlara Nurten Hanım. Gerek videolarımda gerek eğitimlerimde. Aslında hepsinden önce şu ağızdan çıkan sözün yaratım gücünü bir fark edebilse herkes. Yani cımbızla çekip de böyle cümleleri düşünerek kullanabilsek ne kadar çok şey değişecek hayatımıza, değil mi? Yazmayı planladığım kitabımın adı daha önce de söyledim. Söz büyüdür, bilinçaltı şahit. Evet. Şahit ne yapar? Her yerde şahitliğini gösterir. Siz sonra diyemezsiniz ki ben bunu seçmedim, istemedim, tercih etmedim. Dün bir danışanım yazmış. Yıllardır korkum olan olay gerçekleşti Nurten Hanım. Bunu şimdi nasıl çözebilirim? Dedim ki kendini tebrik et. Kendi gücünü, kuvvetini, kendi çekim gücünü tebrik et. Ay dedi ki siz dalga mı geçiyorsunuz? Dedim dalga geçmiyorsun. Yıllardır bunun olması için seçimler yaptın. Ne kadar güçlü oluşturmuş, seçimler seçim, yaptı. Duygu üretmiş. Böyle yaptı. İnanmıyorum. Bunu ben seçmiş olamam. Peki dedim çözümü ne? Soru bu. Çözümü ne? Şimdi tam tersi şeklinde yıllarca hayal et. Artı ile eksiği yer değiştir. Yani hayal et. Yani sen seçtin, sen işte istedin. Bir tane danışanım yıllardır korkusu bir dağ başında trafik kazası yaparsa ne olur? Ve bu bayramda trafik kazası yaptı dağ başında. Araba ters döndü. İçinden 4 kişi canlı çıktı. Daha sonrası seansa geldi. İnanılmaz korkmuş. Dedim ki nasıl oldu, nasıl geçti? Yıllardır kurguladığın trafik kazan. Çünkü daha önceki seanslarda anlatmıştı. Bizde NLP tekniğinde biraz karşı tarafı irite ediyorsun ki onu açığa çıkarabilsin, ateşlenebilsin. Nasıl geçti? Hani bu deneyim. Ya Nurten Hanım, yarattın dedi ki işte. Yani dağ başı diyordum, dağ başı oldu. Araba ters döndü, kimsenin olmadı bu saatte oldu. Canlı çıktık içinden. Ay dedim tebrik ederim. Orayı nasıl kurgulamıştı? Evet, yaratım gücüne sahibiz. Yani çekim diyorum ben buna. Çünkü böyle gönderiyorsun ve o enerjinin gelmemesi mümkün değil. Bilmeleri gereken aslında herkesin püf noktası şu. Senden, şuradan ve şuradan, özellikle de şuradan, dilden artık söylediğin, burası. Dilden söylediğin yetmediği gibi asıl şuradan hissederek gönderdiğin şeye dikkat et. Oradan gönderdiğin sana fazlasıyla gelecek. Bumerang gibi. Onun için kendimize iyi şeylerin gelmesi için iyi bir şeyler gönderelim, değil mi? Evet, evet. Ve bunu hak yasası bu. Bunu tümümüz için artık yapalım. Sade artık senlik benlik de kalmadı. Yani bir şeyi isterken evet bolluk bereket istiyorum. Bazen Instagram blogumda paylaşırım. Hafta sonu aybaşı gibi para blokaj kaldırma bir tekniği vardır. Çok sırlı bir tekniktir. Bunu tümünün hayrına yaparsın. Aldığın maaşını iki elinin arasına koyarsın. Tüm paralar birbirine teknik değer. Teknik veriyoruz bu arada, evet. Arkadaşlar. Baştan alalım mı? Tabii para ki. Ve paramızı verip aldık. Evet. Bütün paralar elimize değecek şeklinde koyduk. Sonra onun bir
tövbe duası var. Onu yaptıktan sonra İttihati'yi Bereketi'ye kadar okuduk. Ve sonra şöyle güzel bir dua yapıyoruz, niyet bırakıyoruz yeryüzüne. Bu paradaki blokajın ve benim üzerimdeki blokajın ve tüm evrendeki insanların üzerindeki para blokajının ve bu paranın ulaşacağı tüm kişilerin üzerindeki blokajların kalkmasına niyet ettim. Tümümüzün hayrına niyet ettim. Bakar mısınız güzelliğe? Evet. O paranın değdiği her bir lira kuruş gittiği yerde arındırma niyeti var. Ve bereket de getirecek aynı tabii zamanda. Tabii ki. Yani bunu ben alıp kendime de duasını yapıp cebime koyabilirim. Bu benlik olur. Biz benlik değiliz ki. Tüm sistem birden gelen evet. bir bütünün parçalarıyız. Kesinlikle. O yüzden artık gözümüzü tek bana değil bize yani bir bütüne çevirmemiz gereken zaman dilimindeyiz. Siz benim ruh parçamın bir yansıması. Yani tıpkı öbürkü, tıpkı öbürkü, tıpkı öbürkü. Evet. O yüzden tabii ki bizlerde zıtlaşma, kinleşme, o bu diyeceksiniz ki hiçbir şey mi yok? Hayır, bizlerde de var. Görüyorsunuz enerji alanlarımız, yin yang, bir günümüz iyi, bir günümüz kötü. Bizim de zayıf noktalarımız oluyor, olmuyor değil. Hala biz de tekamül sürecinde sürekli devam ediyoruz bu yolda. Zannetmeyin ki bizde her şey güllük gülistanlık. Ben şunu söylüyorum. Biri öfkelendiğinde, sana saydırmaya başladıysa, öfke kusmaya başladıysa sevgi gönderin. Ne yani adam bana bağırıp çağıracak, ben şimdi bir de seni seviyorum mu diyeceğim. Evet. Yaptık. Sevgiye, evet. Gönderin. Öfkeye sevgi göndereceğiz. Çok teşekkür ediyorum Nurten Hanımcığım. Sizi tekrar ağırlamak isterim. İnşallah. En kısa zamanda da tekniğinizi çok merak ediyorum. Hayırlı, uğurlu ve bütüne katkı olsun. Tümümüzün hayrına çok teşekkür ediyorum. Harika inşallah. Bir programdı. Bu güzel programınız devam etsin. Sular i̇nşallah. Gibi aksın. Kimin ne ihtiyacı varsa inşallah oraya sevgiyle, i̇nşallah. Koşulsuz sevgiyle ulaşsın. İnşallah. Güzelliğiniz daim olsun. Görmesi gereken, duyması gerekenler duyacaktır. İnşallah. Yaradan zaten ihtiyacı olanlara bizi ekranda ya da YouTube'da bir şekilde karşılarına çıkartacak. Ki oluyor da. Evet. Çok güzel buluşmalarımız oluyor evet. bu yönde. Bu kanala da çok çok gönülden teşekkür ediyorum. Evet. Çok seviyorum ben de Business Channel'ı. Aile. Evet. Burası harika bir aile. Kanal. Evet arkadaşlar. Bir sonraki haftaya farklı bir konu ve konukla görüşmek üzere.